Evet, sevgili dostlar, sevgili izleyenlerimiz, 2020 yılının tüm insanlığa ve ülkemize barış, dostluk duygularının arttığı, mutlulukların çoğaldığı güzel bir yıl olması dileğiyle söyleşimize başlayalım. Bu 2020 yılında yaptığımız ilk söyleşimiz oluyor. Divri Gazetesi olarak biz bu söyleşiyi yapıyoruz. Divri Gazetesi'nin gerçek emektarlarına şükran duygularımız var. Şu anda kameranın arkasında olsa da kendisinden de rica ettim. Onun da soracağı şeyler vardır. Tabii ki bir gazeteci o, emekçi bir insan. Yahya Kemal Bayar ve Saadet Bayar'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi hem ağırladılar hem hanedanlık yaptılar. Ama emeğin hiçe sayıldığı, basın sektörünün de krizlerde sürüklendiği şu dönemde bir gazeteyi bin bir güçlüklerle, belediyelerde dahil olmak üzere hiçbir yerden destek almaksızın ayakta tutma başarısını gösterdikleri için benim onlara saygım çok büyük. Çünkü gerçekten de 15 yıla yakın bir sürede bir gazeteyi, süreli bir yayını çıkarmak kolay değil. Ben ara verdim, benim param yok, bu ayda böyle olsun demediler ve devam ettirdiler. Divri Gazetesi yaşasın, dostluk yaşasın, barış yaşasın, Anadolu'nun yerelinden evrensele giden kültür yaşasın, erenlerin, ozanların yurdu olan Divri'deki kültür yaşasın, var olsunlar. İşte kültür bir harman yeri olan Anadolu'da yüzyıllar boyunca insanları birbirine kenetledi. Bugün de kültürden konuşacağız, dostluktan konuşacağız, anılar derleyeceğiz. Bizim işimiz anıları derlemek. Toplumsal hafızayı, belleğimizi kayıt altına almak. İşte Alevi Bektaşi toplumunun son dönemine, Cumhuriyet dönemindeki son çağına tanıklık eden gül yüzlü isimlerden birisiyle baş başayız. Daha önce söyleşilerimiz oldu. Cem Radyo'da, Cem TV'de, Barış'ta, Can'da sohbetler, söyleşiler, bunlar güzeldi. Ama böyle bir mekanda da söyleşi yapmak daha ayrı bir duygu. Avukat Hasan Gülşen aynı zamanda araştırıyor, aynı zamanda yazar. Kitabı binlerce bastı, dağıldı, satıldı, okundu. Akıcı bir dili var, yalın bir dili var. Dolayısıyla Anadolu Alevi Müslümanlığı paylaşımcı, yargılayıcı, ahlakçı. Evet, tam da paylaşımcılık. Paylaşımcı insanlarız. Paylaşımcı olmayan zaten Alevi olamaz. Yargılayıcı, sorgulamak bizim işimiz. Kimseye hakaret edemeyiz. O bizim insanlığımızda yok ama sorgulamalıyız, yargılamalıyız. Ahlakçı, Aleviliğin, Bektaşiliğin özü bence bir öğretidir. O da güzel ahlak üzerine kurulmuştur. Dört kapı, 40 makam üzerine kurulmuştur. İşte bunları özetleyen güzel bir eser ve nihayetinde de bu güzel eser de burada da vardı. Evet, merhaba aşk ile. Merhaba, eyvallah. Niyazımız vardır, eyvallah. Cümle emeklerinize, geçmişlere. Sizin büyük bir anı birikiminiz var. Çok insanlar tanıdınız. Dolayısıyla söyleşimiz aslında akıcı bir söyleşi olmakla beraber zaman bakımından da belki devamı gelebilecek bir çalışmanın içindeyiz. Niçin? Siz varsınız, emekleriniz, çalışmalarınız, okumalarınız. Kurumlar var, bugünkü sorunlar var, Aleviliğin ne olup olmadığı var. Ama bunların ötesinde bizim birçoğumuzun tanımayıp da sizin tanıdığınız güzellikleriyle, belki hatalarıyla ama yine bu kervanın yolcuları var. Alevilik, Bektaşilik konusunda. Yoksa tabii ki bir hukukçu olarak nice dostluklarınız var. Nice hakimler tanıdınız, avukatlar tanıdınız. Köken olarak Alevi olmayabilir. Fakat konumuzun kapsamı Alevilik, Bektaşilik. Peki her zaman olduğu gibi yine izleyenler, yeni bir söyleşi izleyenlere sunuyoruz. Dersim, Dersimliyim diyorsunuz ve her zaman da bunu söylüyorsunuz. Dersimliyim. Güzel bir duygu demek ki Dersimli olmak. Biz de Dersim'i de seviyoruz. Dersimlileri de çok seviyoruz.
1930'lu yıllara giden, 38 sanırım, 30'lu yıllara giden bir geçmiş, büyük bir birikim, az değil 80 yılın birikimi. Bir de sizden dinleyelim, şöyle yaşamınızı öykü olarak biraz anlatın, yaşam öykünüzü özetleyin bize. Şimdi efendim, ailem 1938 katliamından hasbel kurtulmuştur. O ben dünyada yoktum o saat 38'de. Ablam, benden 6 yaş büyük ablam varmış. Annem, babam, o acıyı Tunceli bilenler, Dersim bilenler bilir. O acının Hozat arası çok kısa mesela, 1-2 saatte gidiyor. Aslında bizim aşiretimiz Gevan aşireti olarak adlandırılır. Muti, yani devletten yana görünen bir aşiretti. Asi aşiretlerden değildi o günkü anlayışa göre. Buna rağmen büyük zayiat verdi, katliam yapıldı. Çoğu silahsızdı. Artık ailem, annem, babam kucağında çocuklarından o acı Hozat Dağı'sı gelirken diyor, akşama doğru, geç saatlere doğru gelirken hep diyor cesetlere bastık geldik. Her taraf ceset diyor, süngülenmiş, öldürülmüş insanlar diyor. Bizlere diyor, bizden önce bir grup vardı, tahminen 500'e yakın bir ayrı bir çadır gibi bir yerde onları muhafaza ediyorlar. Bize de 200-300 kişilik bir gruba aldılar. Ondan sonra yemek falan, su mu var, hiçbir şey yok. Bizi tabi ağlaşıyoruz, sızlaşıyoruz, hatta ölümümüzü bekliyoruz diyor. O sonra geceleri, gece oldu, gece geç saatlere kadar o yandaki çadırdan, o şeyden çok kadın sesleri geliyor, bağırtı, çağırtı gayet. Ve büyükler anlıyorlar, amcaları falan diyor, kadınlara sataşacaklar galiba diyor. Hemen herkes apurun altına kaçırmış zaten, dışarı çıkacak haleri yok. Alttaki psikolojik hep kadınların yüzüne gözüne sürüyorlar ki tecavüz etmesinler. Ve nitekim askerler biraz sonra geliyorlar, bakıyor pislikten, kokudan, Allah belanızı versin diyorlar. Nasılsa gebereceksiniz. Biz yıllardır, aylardır kadın yüzü görmedik. Ne var yani iki şeklinde laf ediyor ama geri dönüyorlar. Ve dipçikle dövüyorlar oradakilerin için hepsini. Ertesi sabaha karşı oluyor. O çoğunlukta olan çadırdakilerini götürüyorlar bir yerde bir yere. Bunlar görüyorlar. Ellerine kazma kürek veriyorlar. Çukur kazıyorlar. Onların çukurun etrafına topluyorlar. O kadın çoluk çocuk hep vedalaşıyor, ağlaşıyor, dudalarını yapıyorlar. Onların makine, tüfeği tarıyorlar. Ayaklarını itiyorlar çukura. Sıra bizimkilere geliyor. Annem babamın anlattıklarını söylemeklerini. Bunları götürüyorlar. Tam bunlar da dualarını yapıp işini bitirip beklerken ölümü, karşıdan bir cip beliriyor. Ve elinde kırmızı bayrak sallıyor. Yani durun anlamında. Hemen derhal bekliyor. Yani komutan işaretini verecek, ateşi şey yapsın, makine tarasın bunları. Yaptırmıyor. Bir sene askerin biri koşkirliymiş bu da. Ben ne diyor, koşkirliyim falan diyor. Gözünüz aydın, Fevzi Çakmak geldi diyor. Sizi o kurtaracak diyor. Sonra da öğrendi ki meğer bizim katlimizi yapan Fevzi Çakmak'mış. Sebep olan bu. Ve işin enteresanı Fevzi Çakmak, Elazığ'da dahil, Malatya'da da Çakmak mahallesi var mı hatırlayamadım ama birçok mahallede Fevzi Çakmak'ın mahalle ismi geçiyor. Onu bırakalım. Hep ben aşağı yukarı ilkokuldayken, ortaokula gidince kadar Fevzi Çakmak'ın resimlerini asardık biz. Bizi kurtarır diye. Sonradan birileri dediler, ya Nihat Bey'in o sizin katiliniz. Siz katilin neyini seviyorsunuz dediler. Resimler indirildi. O günleri hatırlıyorum ben. Ve olasına af geliyor. İşte bunlar af bunun tıraş ediyorlar kafalarını. Hepsine yeni asker elbiseyi giydiriyorlar. İşte yıkıyorlar. Şunlar buna yiyecek falan veriyorlar. Elazığ'a kamyonlarla geliyorlar. Kamyonları da dağıtıyorlar. Daha çok şeye Orta Anadolu, Batı Anadolu'ya. Biz de Konya. O zaman Karaman Konya'ya bağlıydı. Oraya sürüyorlar. Ve her köye bir dersin aile veriliyor. Verilen emre göre tabii sonradan yaşlar büyüdükten sonra anlıyorum. Kimseyle görüştürmüyorlar. Bunu da sonradan anlıyorum. Ben 5-6 yaşına geldiğimde biz yandaki bir dersimli aileye gecelerini giderdik. Geç saat olan şey yapma sabah olmadan gelirdik. Birisi yakala bizi görmüş. Muhtar şikayetti annemi. O zaman babam askerdi. Diyorlar ki işte dersimli diyorlar, gazel diyorlar. Şeye gitti, yandaki köye gitti, dersimlerine görüşüyor. O yüzden muhtar beni çağırdı annemi, bekçiyi gönderdi. Anneme hakaret etti. Devletin bize, o zaman İnönü'de Cumhurbaşkanı. Bize verilen emir, sizleri Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak. Kafamda o zaman takıldı.
6 yaşına girmiştim ama kimliğim yoktu. Olmadığı için okula almıyorlardı beni. Okula almayınca da ben de hırsımdan gider okulun camlarını kırardım, sataşırdım. Önüne gelen köylüler beni döverlerdi. Niye okulun camı kırdın? Bir de tabii annem 2-3 köy ilerideki şeye giderdi. Değirmenler sırtından un taşırdı, çuvalından taşırdı ki bana baksın. Ablamı da bir muhtarın rica minnetiyle şey verdiler, ona etti. Bir ağanın yanına verdi ki ablama biz dokunma, 6 yaş büyük benden çünkü. Beni de bir ağır iş yanından bir Kürt, oraya ağaymış, oraya sürülen adam. Onun yanına himayesine verdi. İşte bir otların üzerinde yatıp kalkıyordum günü günlük. Arkadaşlar bir köpeğimdi. Alacalı bir köpeğim var, hiç arkadaşım yoktu. Hep köylülerin attığı artıkları beraber yerdik. 6 yaşına kadar, 4 yaşından sonra. Babam 3 yaşından kendi askere alındı. Devlet kimlik vermediği için maaş alamıyorduk. Derken babam son 6 yaşından geldi. 6 yaşına başladı. Ha, muhtara çağırdı. Tamam, o gün sonra okula bak dedi, alamıyoruz. Kimliği yok dedi. Halen asilsiniz dedi. Sonra babam geldi, emir çıktı. 1947'de dediler ki herkes vatanına dönecek. Af çıktı. İnönü af çıkardı dedi. Bizi hayvan vagonlarına bindirdiler. Konya'da muhtevi toplam bir tarafında hayvan, bir tarafında insanların olduğu bir haftada hatırlıyorum Elazığ'a geldik. Elazığ'da o gece iskanatta bize helva, ekmek verdi. O zaman etmet, çay, may falan yok. Bir gece, gece kaldık. Sonra kamyon geldi. Yine bazı içine hayvanlara böyle bize doldurdular. Hozat üzerinden, şey üzerinden, Hozat üzerinden anlayıp kadere o aşağı geldik. Elazığ, Elazığ geldik. Ve köyümüze geldik sonra. Tabi bizim sırtımızda bir tek bir şey, yatak, mitil diyorlar. Bir yorgan, bir kaşık, bir de tavamız var. 4 kişiyiz. Annem ağzına bir indiriyor, ablam ağzına bir indiriyor, ben ağzıma indiriyorum öyle. Hep de altlı üstü yatıyoruz. Ablam biz aşağı, ayak altına yatıyoruz. Babam yukarıda. Ondan sonra bizim köyümüz Kürtçe Bırkan. Bırkan demek ormanlık köy demek. Bizim köy, Mezre Dağı köyümüz diye de Mezre. Sol Hasan köyüne bağlı. Şimdi ismi Akyayık oldu yanılmıyorsam. O köyde, o Mezre'de geldik. Ağaçlar babam hemen kesti. Yağmur çiçeğiydi. Eylül ayrıydı. Eylül, Ekim. O korunmak için açtık. Fakat para yok. Şimdi eski binalar hep yıkılmış, virane olmuş. İncin top oynayan bir yer. 3-4 tane ev var. Babam elinde kazma kürekle o eski evin bulunduğu yeri kazmaya gitti. Fakat zor. Tam kazgada koca bir siyah yılan çıktı. Hiç unutmam. Böyle kafasını dikti. Hiç unutmam. Bugün gibi hatırlıyorum. Babama şöyle bir baktı, döndü. Babam da ürktü, korktu. Hiçbir şey diyemedi. Elinde kazma duruyor. Yani sanki gidin. Burası size göğe demeye getirdi. Ve kayboldu yılan. Gel dedi ki bize burada ekmek yok. Biz neyine yapıyoruz? Para yok, hayvanımız yok, evi yapacak gücümüz yok, malzeme yok, bu yok. Hadi dediler tekrar Konya'ya gidelim, Karaman'a. O zaman devlet bize hepimize arazi vermişti ama tapu vermemişti. Malzeme de vermemişti. Aşağı burası senin, şurası senin, devletin birçok çıplak yerlerini, bozkır yerlerini vermişler rastgele. Ve geldik Ovacık'a. Pulur diyor, gece geçirdim. Bekledik. Bir 3-4 gün, bir hafta sonra da şey geldi, kamyonlar bize Elazığ'a, oradan da Malatya'ya geldik. Malatya'ya gidecek. Geldik ki Malatya'daki bizim dersimler, bugünkü romanlar gibi işte, şimdi romanlara kalmadı ya, hep çadır kurmuşlar, siyah çadırlar yaşıyorlar ve dileniyorlar. Efendim, nedir bu? İşte dediler ki, Ali ile Fatma, Kürtçe, Parsker doğuruyor. Yani dilenmişler. Fabrikada boş, Sümerbank fabrikasına, tekel fabrikasında boş, işçi girmiyor günah diye. Gavucaydı. Kim kafasına sokmuşsa. Babam dinlemedi. Gitti, müracaat etti. Yeni kimlik çıkardı. Bana, anneme, babama, bize Malatya doğumlu olduk orada. 1947, işte o sırada. 6 yaşındaydım, bir yere girdim. Şey yaptılar, fabrikaya girdi. Annemi de aldı Sümerbank'a. Kendi de girdi. Hatta bazı dediler bize, siz düşkün aya dediler. Hangi yılda? 1947. 47. O sıralarda Zeynel Emre isimli bir dede geldi, okumuş. Kendisi rahmetli anıyorum, değerli bir insan. Benim Kur'an bilgisi de var, dini bilgileri de var. Şu anda İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin dedesi. Ki onun adını taşıyor o.
Baba Mansur Hoca'ndan. Hanımı da bizim akrabam, köylümüz. Hmm. Gazel teyze rahmetli. O geldi. Nedir ulan bu sizin yaptığınız dedi ya. Dünyanın en adi şeyi dilencilik dedi. Hırsız bile sizden dedi daha makbul. Hiç olmaz, bir efor yapıyor. Bak, risk alıyor. Bilmem ne alıyor. Onun karşılığı az da olsa alıyor. Ama sizin yaptığınız çok çirkin, onu bunu istemez. Ali'yi kim görmüş? Fatma'yı kim görmüş? Muhammed'i kim görmüş? Ben dedi bak Kur'an'da okuyorum. Onda öyle bir şey yok dedi. En kötü şey böyle buldum. Ve herkesi dışa girecek. Girmene düşkün yanı ederim dedim. Allah, herkes koştu fabrikaya. Kim yol men kimli çıkardı. Ya böyle çıkardı. Önce olan dedelerimiz var. Ve şu anda Malatya'da iki tane Dersimler'in mahallesi var. Biri Çavuşoğlu, biri de Cemal Gürsel mahallesi hep orada. Çavuşoğlu. Onun üzerine okuduk. İşte lisede Malatya'ya bitti. Ondan sonra fakülte yıllarında İstanbul'a başladık. Evet. Şimdi bu acılar, yürek yakıcı acılar bizim tarihimiz. Dolayısıyla kaderimiz, insanlar bununla yüzleşecek, yazacak, konuşacak ama maalesef resmi ideoloji denen tek tip yapısı devletin bunları görmeye engel oluyor. Dolayısıyla yok sayıyor ama maalesef bu kafa yapısında olan Aleviler bile var. Yani Dersim'de kıyım yaşanmış, katliam yaşanmış, binlerce insan ölmüş, sürgün yemiş, katledilmiş, yerinden, yurdundan edilmiş, toprağından edilmiş, haksız yere insanlara kıyılmış. Bunu bile gündeme getirildiği zaman işte bunlar çok fazla istismar edilmesin. Bunun istismarı nerede? Yani bir katliam var burada. Var. Yani Anadolu'da Cumhuriyet döneminde Dersim katliamı var. Bunu adını koyacağız. Tabii ki hep bunu söylemek bir şey değil. Devletin sistemini değiştirmekle birleşeceğiz, birleşemiyorsak o bu ülke insanının bir sorunu ama en azından tarihe kayıt düşeceğiz. Bu topraklar Dersim katliamını yaşadı. Siz de o ailelerden geliyorsunuz. Peki devlet ideolojisi olarak bunu yapıyor, üstünü örtüyor, yok sayıyor. Bu Türk Devleti'ne Osmanlı'dan miras kalan bir yapı herhalde, öyle mi? Öyle. Oraya geçmeden aklıma gelen bir anım anlatayım. Acı bir anım. İlkokula, Malatya'yı bilen ne bilir, Derme İlkokulu var. Evet. Bir sınıfta. İyiyim. Bizim öğretmenimiz de Elazığ'ın Ağınlı. Ağınlı bir öğretmenimiz. Devamlı derste hep Dersimler kötüler. Yahu derdi bu Dersimler bizim sonbahar olunca gelirler. Bizim biriktirdiğimiz yağımızı, balımızı, meyimizi varsa Allah götür hayvanlarımızı. Şerefsiz, namusu küfür ederdi, hakaret ederdi. Hep böyle konuşunca bir gün, yine bir gün demek ki ben o adam sabredememişim. Öğretmenim ama namusa dokunma diye bir laf etmişim. İlkokul bilirsem de yaşım 6-7'ye yeni giriyorum. Ulan dedi o lafı kimse dedi. Dediler ki Hasan o da dersin. Öyle mi? Gel buraya dedi. Elindeki o koca değnekle kafama bir vurdu. Allah tabii, Allah. Ve ben idarede gözümü açtım ki hep pansuman yapıyorlar. Kanıyorlar. Her tarafım kan olmuş. İlkokulda? İlkokul birinci sınıftayım bak. Ondan sonra ben şey yaptım. Hemen aldılar. Dediler hadi evine git. O zaman şimdi bir sağlık kuruluşu yok. Ben de babam bir bezden bir çaputtan çanta yapmıştı. İşte alfabe kitabım içinde. Onu koydular. Boynuma da sardılar. Hadi eve git dediler. Bir saat öyle evimiz o zaman. Ağlaya ağlaya eve geldim. Hayır babam günah ne oldu oğlum? Derim böyle böyle dedim. Ben bu lafı kullandım. Öğretmen dedi ne yapalım oğlum? Öğretmen sever de döver dedi. Bir şey diyemedi. Sonra birkaç gün geçtikten sonra okula gittim. Öğretmen sen niye geldin dedi. Okuyacaksın ha, doktor olacaksın, öğretmen olacaksın, bilmem ne olacaksın. Dersimli, eşkıyanın oğlu olacak. Seni dedi ben burada yaşatmam dedi. Hadi çıkla git dedi. Ve ben okula gidemedim. İlkokul birinci sınıfta kaldım. Allah Allah. Böyle yaşadım. Aradan yıllar geçti. Fakülte yıllarına geldim. O öğretmen karşıma çıktı. Eyüp'te. Elini öptüm adamın. Adam duygu tanımadı. Anlattım. Oo dedi falan. Hocam dedim. Hayrola fakülteye girdim. Oo aferin falan dedi. Hiç hatırlamıyorum. Belki hatırlamıştır, unutmuştur falan. Dedim iş arıyorum dedim. O zaman askerliği yapmayanlar fakültelerle iş vermiyorlardı. 1900 kaçta oluyor? 62-63'te. Askerlik şarttı. İşe giremedik. Çok sıkıntı çektik. Ben aldım Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürdü Cağlı'ndaki yere. Bana vekil öğretmenliği buldu o hoca.
Allah rahmet eylesin tabii. Böyle de olaylar değişik. Öyle. Peki bu devlet sistemine gelelim. Evet. Devletin algısı bugün bile Aleviler arasında kurum başkanları, bazı dedeler, bazı insanlar bunu yok sayıyor. Yok sayarak niye sayıyoruz? Yani yurdu hep beraber seviyoruz. Bayrağı da sev, vatanı da sev. Seviyorsan sev, Atatürk'ü de sev ama bu topraklarda bu olay oldu, bunu kabul et. Alevisi de, şimdi sünnüsü efendim, de, sorucusu da, sağcısı da Sayın hocam, bunu kabul edecek. Ederim. Nedir bunu? Bir anlatın bize bu olayı. Şimdi bu Dersim'le ilgili edindiğim bilgiye göre 6 tane rapor hazırlanıyor. Ta İttihat Terakki zamanına itibaren. İbrahim Talih doktor, onun raporu var. İsveri Şahman raporu var. Şeyin raporu var. Cemal Elazığ valisi Cemal neydi? Diyarbakır'ın Elazığ valisi Cemal. Bu tarihçi yazar, tarihçi, babası. Onun babası. Onun Bektaşi kökeni oldu. O bir oğlum. Onun tek onun olumlu raporu o. Diyor ki Dersim diyor cahil bırakılmış, aç bırakılmış, itilmiş, kalkılmış. Her Osmanlı 61 sefer yapıyor. 60 sefer yapıyor hep İran'a gidikçe. Önce geliyor Dersim'i vuruyor. Onları İran tebaası kabul ettiği için. Dersim sürekli kaçmış. Zaten bizim bu Dersim bulunduğu yer orayı bilen bilir. Bir ne Türkiye'nin Kandili derler. Hep yüksek dağlar olan yerler. Vadiliye. Bir tek Ovacık Ovası var. Başka ova yok orada. Hep dağlar. Sığınma yeri, korunma yeridir orası. Hayvancılık dışında hiçbir gelişmesi de yok. Oraya şey yapıyor. Devlet işte yol yapıyor ve şey yapıyor. Karakol yapıyor. Jandarma karakolu. Bu şey diyor ki Cemal işte merhum şövalye diyor ki bu diyor halkı diyor tanıyalım. Mustafa Kemal'in halen şey ordusu Osmanlı paşası olduğu kanaatindeler. Cumhuriyet dönemi, laikliği getirdiğim işte modern bir insan olduğunu bilmiyorlar diyor. Bunları yavaş yavaş alıştıralım diyor. Yani kitabındaki rap olur o. Ama Fevzi Çakmak ve diğerleri diyor ki Dersim bir çıbandır. Bu çıban diyor ilaçla merhemle düzelmez ancak kazınır diyor. Ameliyat edilir diyor. Çıbanı olay bu. Abse diyoruz ya, abse daha büyük. Ve Mustafa Kemal'i bunu şartlandırıyorlar. Mustafa Kemal Dersim'i tanımıyor. Bilmiyor. Dersim hakkında fazla bilgisi yok. İnönü edin bilgiye göre diyor ki Dersim'i sürelim ama katletme. 1935'te Dersim ıslah kanunu çıktı aslında. Dersim kışla kanunu bir gizli el altında da Dersimleri ve birçok Kürtleri yok etme kanunu olarak kabul ediliyor. Uygulaması o genellikle. İnönü muhalif oluyor edindiğim bilgiye. Diyor ki hayır diyor vurmayalım bunları sürelim. Hmm. Mustafa Kemal zaman zaman oraya ilçeye gönderiyor. Valiler gönderiyor ki bak burası size yetmiyor. Burada açsınız. Sağa sola saldırıyorsunuz, talan ediyorsunuz. Çoğunuz askere gitmiyor, vergi vermiyor, okumuyorsunuz, şudur budur. Halk biraz bekleyelim, tanıyalım sizi anlamında edinen bilgiye göre karar veriyorum. Son dönemde de bu Poçkirli Alişir'in Baytandur'un etkisiyle de Seyit Rıza başta olmak birçok kişilere bir Kürt milliyetçilik duygusu da aşılandırılıyor o arada. Daha önce zaten Ruslar birkaç defa Dersim'e geliyorlar. Size devlet falan veriyor. Onlar diyor, devlet nedir diyorlar. Biz okur yazar değiliz. İşte bayrağınız olacak mı? Biz de anlamayız diyorlar. Kabul etmiyorlar. Hatta o aşağıda Ruslar geliyor Çarlık döneminde. Orada Dersimler şey komutasında General Mustafa Kolordu komutanı kimdi? Mustafa Muğla'lı. Yok yok. Muğla'dan daha eski. Kazım Karabekir. Ona destek oluyorlar. Hatta benim annemin amcası Yusuf Adeller'di. O bile Batum'a kadar gidiyor. Ruslarla savaşıyor. Yani aslında Dersimler devlete çok yardım etmişler. Baş kaldırmamışlardır. Dersim baş kaldırması yok. Çünkü nedir? 36 büyük aşiret, 100'e yakına küçük aşiret. Yani tek lider yok. Merkezi bir devlet, hükümet yok. Yani burada ne boşaldı? Başka. Üstadım çok kitaplar okuduk. Raporlar evet, var, tabii. Şu var. Bir sürü evet. Programlar da yapıldı. Tabii. Ya ben şunu öğrenmek istiyorum. Hı. Bu tamam. Menemen'de olay oldu. Kubilay olayları var. Şeyh Said olayları, birçok olaylar. Hani Cumhuriyet'in ilk döneminde birçok ayaklanmalar, sosyal olaylar var. Yani Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bugüne kadar çok badireler atlattı. Biz de Cumhuriyetçiyiz. Evet ama burada fay hattı diyorlar, hani deprem diyorlar. Burada ne kırıldı, ne öfkesi, ne hangi faşist duygu burada kusuldu? Yani
ta Osmanlı'dan bu yana gelen bir sistem içerisinde aşiretlerin üzerine gidilmesi, mezhepçi anlayış, bunların hepsini anlıyoruz ama Cumhuriyet'in bu ilk döneminde bu kadar büyük bir kıyım niyeydi? Yani gerçekten benim... onu başka bir şekilde anlatayım size. Şimdi Cumhuriyet kurulunun edindiğim bilgiye 4-5 kişi var. Mustafa Kemal'in yanı sıra ideolog. Biri Esat Mahmut Bozkurt mesela. Biri Hasan Ali Yücel. Buna benzer 4-5 isimler şu anda hatırımda değil. Bu Kürküm Doğruyum Andımı çıkaran adamlar gibi. Bunlar gibi bir grup var. Aslında Mustafa Kemal ve arkadaşları bunlar İttihat Terakkicidir. İttihat Terakkilerin görüşleri bir, Türkçülük, Türk milliyetçiliği. Evet. Mason görüşler, şeydi değiller, İslamcı değiller, Mason ülkeyi. Üç, İslamcılığı, yani ılımlı İslamcılık gibi düşünceler var. Şimdi Esat Mahmut Bozkurt'un kitabında ben bir yerde okudum, ilk Adalet Bakanımızdır, kitabında da var. Türkiye'de diyor, asıl olan diyor Türk milletidir. Diğerlere diyor, diğer milletler, Türklere hizmet ettiği müddetçe hayat hakkı vardır. Ve hatta özellikle Kürtler için dediğin bir yerde ne derece doğru olduğunu bilmiyorum. Kürtler ancak öğretmen, kadınları hemşire, şu bu olur şeklinde bir sözü de var, yapmıyor. Yani bu aşırı bir milliyetçilik, bir Kürt düşmanlığı olayı da var. Kürt düşmanlığının yanı sıra Alevi düşmanlığı da kendine belirtiyor, götürüyor. O yüzden esas temelde bu yatıyor. Yani o halkı benimsemiyorlar. O halkı kazanmak için yapmıyorlar. Yani yok etmek. Ulus devlet. Dersim ıslak kanunu o. 35'te. Yani ulus devlet. Dersim 36'da adını değiştiriyorlar. Evet. Devletin adı Tunçeli. Yani devletin Tunçeli kafanızda devamlı bulacak. Kendinize gelin. Hani muhtarın anneme dediği gibi. Peki evet. Çerkezler var, Abazalar var, bir sürü ne bileyim yani farklı ulus kimliğine, aidiyetine ait topluluklar var. Onu bunlar bu cumhuriyet içinde yaşıyor. Yani gerçekten şimdi Dersim eşkıya yataydı, şuydu buydu, bu hikayeler artık palavralar bitti. Yok eşkıya yani, değil. Başka hayır. Yani söylersek yani o bakış açısında olanlara söylüyoruz. Bu palavraların devri bitti. Yani devletin sistematik bir katliamı var burada. Yani ayaklanma yok, bir şey yok. Sizin dediğinizden de çıkıyor ki burada tehlike hissediyorlar. Tek tip geleceği görme. Evet, tek tip devlet yaratma. Yani evet, tek tip Hitler devlet, tek tip faşizmi nasıl ki aynen. Almanya'da Yahudi düşmanlığı, Çingeneleriydi, farklı uluslarıydı, arıtma. Evet, evet. Gerçekten de soykırıma gidecek zihniyetteki insanlar olabiliyor. Bir soykırım mıydı? Ben demiyorum ama bir katliamdı, bir kıyımdı. Hani Ermeni meselesinde olsun, Kürt meselesinde olsun tamamen bu artık soykırımdır. Bunun tartışması bile olmaz diyenler var. Fakat biz o öyle demiyoruz. Fakat en basit tabiriyle büyük bir katliamdı. Ama bitmedi. Acısı bitmiyor. Yani Türkiye'yi bırakmıyor. Çünkü hala o kimlik kabul edilmiyor demek şimdi ki. Şimdi Ayhan Bey, hani iddia şu. Askere gitmez, vergi vermez. Hani devlet değil, var. Askere gidenler çok olmuştur, vergi verenler olmuştur. Hatta birçok subay okulunda Dersimler 37 katledilmiştir. Tabii palavra yani bahane, onlar hep bahane, hikaye. Yani onlar bahane. O bir öfkenin patlamasıydı. Türkiye'deki ırkçı, milliyetçi yapı orada kan kustu. Orada binlerce insan katledildi. Bunun başka bir yorumu yok. Evet, oradan gelelim. Yani bu acılar yaşayan topraklara. Tabii ki ne zaman demokrasi gelecek bilmiyoruz fakat acıları biz yaşıyoruz. Peki şöyle yapalım, yani bunları daha önceden de konuştuk. Dersim dağıyla, toprağıyla, ceylanıyla, dağ keçisiyle, vaşaklarıyla bu yurdun en güzel yeri, en dünyaya gösterebileceğimiz en tabii güzelliklerin de olduğu bir coğrafya. İnsanı güzel, yurdu güzel. Doğru, ama mesela güzel. Mesela bir başka bir açıdan bakalım olaya. Orada da yozlaşma var. Orada da asimilasyon var ve onun işbirlikçileri var. Yani şimdi sahte dedeler var. Devlete Alevileri yamamak isteyenler var. Nasıl ki Alevi Bektaşi toplumunun içerisinde bu varsa
Orada da var. Orada, orası neresi? Kıyım yaşamış bir yer. Orası neresi? Orası Yalçın Dağları'nın içerisinde kültürünü var eden bir yer. İşte bizi üzen de bu. Ha Dersim'de de mi bu oluyor? Dersim'de de mi bu yaşanıyor? Yaşanıyor. Yani devletçi de var. Ha devlet bizim de o değil. Tabii ki ben devletin içinde varlığımla varsam, devlet demokrasi ve layık özgür bir devletse burada varım, ama yamanmak, menfaatlenmek orada da başladı çürüme. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Böyle bir kıyımdan 38'den 2000'li yıllara, 2020 yıllarına geldiğimiz zaman bakıyoruz ki devletle işbirliği yapan yapı var ki bir devletin en başındaki insan gidiyor orada, içeri giriyor. Abdullah Gül cemevinde oradaki toplumla sözüm ona barışma adına orada oturuyorlar. Ayakkabısıyla cemevine girmek. Öyle işte bir üst, belki derin devletin yaptırdığı, başka bir zihniyetin yaptırdığı barışma adı altında devlet Dersim'de cemevine giriyor ve asimilasyon hızlanmış oluyor. Mersin'de bugün yine aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, oradaki dedenin eline Kur'an veriyor. Daha önce kendisi de inanç konusunda tutarsızlıklarıyla bilinen bir insan da kalkıyor, süklüm püklüm o Kur'an'ı alıyor, el pençe divan durarak devletin, diyanetinin kendisine eline vermiş olduğu Kur'an'ı kabul ediyor. Tabii ki Kur'an'a karşı değiliz, kutsallığa karşı değiliz, ama o da ona diyebilmeliydi ki bizim telli Kur'an'ımız var, siz bundan haberdar değil misiniz? Biz Kur'an'ı da biliyoruz. Bizim deyişlerimiz Kur'an'ın ayetleridir var, diyebilecek evet, kapasitede yoksun bir adam, zavallı bir insan. Ve şunu demek istiyorum, Dersim kıyımı, Dersim direncinden bugüne Dersim cemevi, Mersin cemevi gibi devlet işbirlikçiliğine soyunan bir Alevilik anlayışı var. Buraya nasıl geldik? Şimdi üstadım, çok zor bir soru sordunuz. Cevabı da çok değişik, şöyle. Şimdi malumunuz benim de komisyon başkanlığı yaptım Cem Vakfı'nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şey yaptık, müracaat ettik, dava açtık. Sonra ben ayrılmıştım bazı konulardan dolayı. O dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, arkasından Yargıtay Hukuk Dairesi, arkasından Anayasa Mahkemesi, Alevi Cemevi'nin bir ibadethane olduğunu, Alevliğin de bir inanç olduğunu, İslami bir inanç olduğuna yönünde karar verdiklerine rağmen hükümet bunu uygulamıyor. Demek ki yasaları olmak ayrı, uygulama. Bugünkü mevcut hükümet Alevileri tanımak istemiyor. Alevilerin o hoşgörüsü, o modern görüşü, İslam'ı ahlaki yönüne, adaletli yönüyle, ne bileyim, insanı yönüne algılaması işine gelmiyor. Çünkü siyasal İslam'ı temsil ettiği için. Yani Muaviye, Vahabi ve Emevi İslam'ın esas aldığı için Alevi İslam'ı kabul etmiyor. Kabul etmediği için bu Alevi derneklerini de, vakıflarını da ve cemevlerini de kendince biraz yumuşatmak, kendince biraz onlarla sanki anlaşıyormuş gibi, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay Hukuk Dairesi'nin kararlarına yerini getirmiş gibi hava vermek için aklı sıra işte onlara ufak da yardım ediyor, gidiyor, görünüyor, işte bir şeyler yapıyor, veriyor. Ama samimi değil. Samimi değil ama yani, Alevi kurumları ikiyüzlü. Şimdi Alevi kurumlarında şöyle güzel bir soru cevabı, merkezi bir yapılanma olmadığı müddetçe bana göre Türkiye'de bu maalesef bu istismar her zaman olur. Nedir günümüzde istismarlar? Bugün biliyorsun Alevi vakıfları var, derneklerimiz var, şunlar bunlar bunları var. Bunlar genellikle aydınlara pek kapalı. Orayı belli bir bölgenin, bir ilçe ele geçmiş ya belli bir köyün insanları ele geçmiş. Hala da köy derneği başında. Şu anda bizim cemevlerin büyük çoğunda, siz de tabii ben de biliyorum, halen köy hayatı gibi böyle komünal bir hareket yaşıyorlar. Aydınlığa pek kapalılar. Belli kişilere Muharrem ayında bazı kişileri isim geçen çağırıyorlar, usulen yasak savma kabrinde konuşuyorlar, o kadar. Ama bu işte bilgisi birikimi olan, bu konuda mücadele sonra insanları çağırmıyorlar, konuşturmuyorlar. Ve de birçok vakıflar, dernekler şimdi işin kolay bulmuşlar. İsim geçenler isimlerini yazıyorlar, bilgilendirme yapıyorlar çalışmalar hakkında, ama derneğine, kuruluşa üye etmiyorlar. Peki bu Aleviliğin özünün yok edilmesi? Özünün yok etmeye, ama maalesef çıkar, siyasi çıkar,
Ve ekonomi çıkar, ağır basıyor. Peki biz devlete daha niye suç buluyoruz? Sonuçta ben ona geleyim. Onun için devlete suç bulmuyoruz. Bu Alevi kurumları böyleyse... Ben 1962'den beri, öğrencikten beri Alevi örgütlenmenin içindeyim. Biraz oradan başlayalım o zaman. Evet, evet. Bu sorumuzu bir geçmişe bir daha gidelim. Yine evet. Soru yerinde duruyor. O günden bugüne nasıl geldik derken, o gün bu kadar kötü değildir belki de. Şöyleydi üstadım. 60... Kaçtı? 63, 64 miydi? Bilmiyorum kaçtı. Diyanet İşleri Başkanı'na... o zaman önce bir mum söndü piyasaya çıktı piyasaya. O mum söndü piyaslarında gençler arasındaki olan çalışmalarla İzzettin Doğan o zaman asistan, onun başkanlığında bir grup koyduk. İşte Hataylı, Malatyalı, Tunceli, şuralı, burası Sivas'ta arkadaşlar. Bir araya geldik. 40-50 kişilik bir ekibimiz var. Neydi? Mesele neydi? Mesele şuydu. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu isimli ünlü bir yazar. İşte daha önce güzel, kendi de Bektaşi oluyor. Ama sonra babayla arası açınca Bektaşi'den ayrılıyor. Bir kitap yazıyor. Nur Baba. Nur Baba isimli bir kitap yazıyor. Nur Baba isimli kişi sahtekar ismin biri, ağzı laf eden, kendine göre bilgisi olan, cezbeder bir adam. Tutuyor, bir sakal bırakıyor, sarık sarıyor, efendim kendine göre bir tekke kuruyor. Efendim afyon dediğim maddeden de onu teberikmiş, yani bir kutsal yatırın toprağıymış, iyi gelir düşüncesiyle onu yapıyor, etrafa duyuruyor. İddiaya göre işte ilçenin birine geliyor, orada kendisine işte reklamcılar var, onu varsa her türlü derde deva bulurum biçimde reklamı sonucu. O kasabanın ileri gelen bir kişisi bunu çağırıyor, siyatik hastalığı varmış galiba, rahatsızlığı var, birkaç hastalığı var. Bu afyon dediğimiz madde uyuşturucu madde, ilaç ondan çıkıyor, uyuşturucu çıkıyor. Onu alıyor, ağzına atıyor, adam düzeliyor, kendine geliyor. Ondan sonra evini bu babaya açıyor, Bektaşi babası, Nur babaya açıyor. Ve Nur baba orada işte cemaat yapıyor, içki alemi düzenliyor, kadınlarla şunlar bir yani Alevi, yani uzaktan yakından ilgisi olmayan... Tamamen kara çalma, tamamen. Hakaret içerikli bir kitap. Ancak orada o yapılan cemde, o yapılan dualarda ya Ali, ya Muhammed, ya 12 imam, işte ya Ehl-i Beyt gibi böyle Alevi deyişler, Alevi şeyle geçtiği için bunu sanki Aleviler yapıyormuş gibi. Bir reklamcı. Yani o vardır. Kitabın evet. Etkisiyle hazırlanmış evet, oyunlar. Hazırlanmış bir kitap. Oyun. Biz bunu o piyas İstanbul o zaman şeyde oynanıyordu. Belediyesi'nin şehit tiyatrolarında oynanıyordu. Biz yine İzzettin Doğan'ın başkanlığında bir grup gittik. Bunu izledik. 63 dediniz. 60'lı yıllar. 64 mi? Öyle bir 60'lı yıllar diyelim. O dönemde bir şey yaptık. O bizi bir yere bir şey yaptı. Anlattık. Düzenleyenlerini, Alevi'nin ilgisi olmadığını, bunun bir yakıştırma olduğunu, iftira olduğunu, örgütsüz olan Alevilerin başına çorap örmek olduğunu anlattık. Onları kaldırdılar. Söyleyeyim, o olaydan sonra yine bir gün şey vardı, İstiklal mı? İstikbal isimli bir gazete çıkıyordu. Neydi? Geçenlerde öldü adamın ismi. Şevki Eygi. Mehmet Şevki Eygi. Çıkardı dergide. Hiç olmaz Cağaloğlu'nda, o Nuri Osman'ın camisinin önüne asmış. Yakında çıkacak küçük gazetemizde Alevilikteki mum söndü açıklayacak. Alevi dönmesi Şah İsmail Koloğlu'ndan yazılar. Yakında çıkacak. Allah Allah. Biri iki günce arkadaşlar toplandık. Gittik. İşte rahmet Mehmet Yaman'la orada tanıştık. O da Mer oradaymış. Orada Anlattı. Çalışıyormuş. Çalışıyormuş. Yani çalışmaz. Ama sonra biz şeye gittik, 5-10 arkadaş topladık, elimize söylemesin, değnek, demir ne varsa aldık, gittik. Ondan sonra matbaaya girdik içeri, kapılarda kilitlendik. Elimize girdik, dedik ki biz Şah İsmail Koloğlu'nu istiyoruz. Alevilikte mum söndü varsa söz hepimiz sizin olacağız. Ama değilse bu adamla hesap başlayacağız, lütfen çık başına. Herkes tabii bir tarafa kaçtı işçiler. Tamam da ufak boylu, kısa boylu, öyle tuhaf bir herif. Böyle yavaşça geldi. Lütfen gençler, zarar vermeyin, sigortalıdır. Kendi davanıza ihanet edersin türünden böyle burnundan konuşan bir tip bir adam. İşte Mehmet Şevket Ege'miş sonra. Geldi. Tamam dedi, şu anda burada yok, sizinle tanıştırırım dedi. Hay hay dedi, ilk geldiniz dedi. Hele oturun dedi, bir şey ikram edeyim size. Kurnaz tabii. Laf edince tanıştık. Durduk.
Tecrübeli onlar da kurmazdı. O sırada Aydınlar Kulübü adlı bir kulüp açmışlar. Bu Beyazıt'ta Karaağaç İşhan'ın en tepesinde. Orada Aydınlar Kulübü açmışlar. Ki adı Aydınlar ama kendileri Karanlık. Ayrı konu. Öğleden sonra dedi üçte gelin oraya. Su get. Orada da Şah İsmail'i getireceğim dedi. İyidir ki. Ama dedi karabalık gelmiyor. Üç kişi gelin. Diğer arkadaşları ben hepsini o zaman yine yağmur şişeliyor. Çoğumuzda parası yok, bir şey yok. Fakir cebimizde para yok ama azimiz, inançlıyız. Üç kişi biz yukarı çıktık. Onları da aşağıda dedim ki siz saklanın sağdan soldan. Eğer camı kıracak olursak, bize bir şey yaparlarsa siz de içeri girersiniz. Gereken neyse yapın dedim. O zaman tam serden geçti. 19-20 yaşında bir şeyiz. Oho! Ne güzel değil mi gençlik? He vallahi. Ondan sonra cepte para yok, karnımızda ama şeyiz yani, özgür mutluyuz. 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 Gittik, bir süre gittik soba yani o zaman. Şimdi doğal gaz şu falan şey yok. Oturduk. O anda adam geldi, elinde bir kitap var lan. Buyurun dedi işte. Konuştuk Alevi. Tabi bugün kadar bilgimiz yoktu ama yine bir şeyler biliyorduk. Alevi, buyur sultanım. Zaten. Eyvallah. Bu tarikat tasavvuf eyvallah anlamındaki akideleri anlattık. Yani niye... Evet. Şii ve Sünnilerden ayrı izledim. Onu izah etmeye çalıştık. Konuştuk şu bu. Adam en sonra ne deseydi baktım bizden daha iyi Aleviliği biliyor. Benim dedi ben mahsus dedi o başlığı atıyorum dedim. Şu anda da o zaman da 1960 anayasasının verdiği özgürlükle sosyalizm, komünizm, faşizm her türlü görüşler serbest. Kitaplar satılıyor, çıkıyor, gazeteler çıkıyor. Ama Alevi çocuklar hep sola gittiği için sonra hemen hemen dolduran bugün olduğu gibi Alevi kesim oluyor. Sırf Alevilerle diyalog kursun, onları aklı sıra ikna edip İslam'a kazandırmak amacıyla bunu yaptığını bize orada açıkladı. Yoksa dedi ben onun yazdığı bir şey yok dedi. Şah İsmail de biz uydurduk dedi. Ama öyle bir başlık attım ki dedi sizinle görüşün nitekim geldiniz dedi. Evet ama dedim yine yanılırsınız hoca dedik. Biz yine demokratız, yine sosyalistiz, yine maksat sempatim var teşekkür buyur, ederim dedik. Şu bu. Ondan sonra çıktık da adam daha yazmadı. Yani bunları anlattığım olay. Ondan sonra da bu şeyin 66 yılında Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı. Ya gazeteciler soruyor. İşte Aleviler hakkında ne şey yapacak, ne diyorsun diyor. Alevilik sönmüştür diyor. O sırada fakülte son sınıfta olan Ticari Mahallim, Mustafa Timiş'i, Hasan Doğan, Taki Davutoğlu, buna benzer bir kısmı rahmetli olan büyüklerimiz. Bunlar 6-7 kişi. Ankara'da bir bildiri yayınlıyorlar. Alevilik sönmemiştir, ölmemiştir, sönmeyecektir. Arkasından bizler hemen toparladık yine. 149 olarak geçiyor. Adet imzalı. Üniversite gençliği. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı, çeşitli fakülteye bağlı gençlik olarak bir bildiri hazırladık. Aleviliğin ölmediğini, sönmediğini, şu olduğunu, bu olduğunu ve gruplara daldık. Gazetelere gittik. Cumhuriyet'e, tercüman şuraya buraya. O sırada bize en çok itibar eden Murat Sertoğlu vardı rahmetli. O Kerbela dizisi yayınlıyordu tercümanda. Tercüman sahibi Mehmet Ali Ilıcak bizi iyi karşıladı. Ben de Çorumluyum, Çorummuş galiba. Alevi değilim ama de Alevileri severim dedi. Bizim baba dedenden yadigarımız dedi ki oğlum Alevilere güvenin. Biz de malımızı, mülkümüzü Alevilere teslim eder geliriz. İyi geldin ve tam öyle bahsediyor. Mi dedi? Öyle dedi. Mi dedi? Aynen öyle dedi. Aynen öyle dedi. Bugünkü hatırlıyorum. Ve yanılmıyorsam 1966 12 milyon Alevi vardı Türkiye'de. Peki bunu nasıl buldun? Köy İşleri Bakanlığı, Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden bakanım ne dedim? Genel Müdür bu. Onlardan edindiği bilgiye göre dedi. 12 milyon. 1966. Şimdiye çarpın. Ondan sonra Cumhuriyet'te İlhan Selçuk harika bizi ilgilendi. Ayağa kalktı, bizi öptü, çay ikram etti, bilmem bir şey yaptı. O epey bizimle ilgilendi. Bayağı ilgilendi, mahşet attı. Şimdi Hacı Bektaş rahmetli gömüldü. Çetin Altan da ilgilendi ama öyle fazla bile soğuk davrandı. Yani ben din meselesine fazla ilgim yok falan gibisinden dedi ama dedi haklısınız dedi. Yani size bu şekil yapmadı. O da ilgilendi, makale yazdı. Birkaç gazeteye böyle gezdi, güzel bir şey oldu. İşte o hareketler yavaş yavaş başladı. Ondan sonra biliyorsunuz Ankara'da Hacı Bektaş Turizm ve Kalkındırma Mehmet Derneği kuruldu. İşte Ulusoylardan Celalettin Huzur Ulusoy'un başkanlığı yaptı. Diğeri amcasının oğlu da doktor olan Ali Haydar Ulusoy'da rekabet var ya onların arasında biliyorsun.
şey falan. Onlar da Hacı Bektaş Kültür ve Kalkınma Medeniyeti'ni kurdular. İstanbul'da şube açtılar. İstanbul'da şubesine hatta ben de bulundum, o şubede bulundum falan. Öğrenciydim o zaman. Ali Haydar Ocakçıoğlu isimli ilk defa Hacı Bektaş safını batıran Malatyalı Darendeli Sünni kökenli bir avukat rahmetli abimiz vardı. Hacı Bektaş aynı böyle. Yayını çıkardı o adam, o sıralarda çıkardı. Spor Sergi Sarayı'nda konserler. Ondan sonra Spor Sergi Sarayı'nda Hacı Bektaş, evet, geceleri yaptı. Hacı Bektaş geceleri. Ehl-i Beyt geceleri yaptık. Ben orada hep sunuculuk yapardım gerekli. Siz yapar mıydınız? Aşıktayım, evet. Hasan İpçi varmış. Hasan İpçi Bizans'a geldi. O artık öne geçti. Biz bıraktık beni. Öğrenciler var. İlk ben başladım. Sonra rahmetli Hasan İpçi başladı. Güzel de konuşuyordu. Şivesi daha düzgün, daha güzeldi. Şiirler okurdu. Hatta bir otelde katiplik yapardı, adında katibi diye mağlaz kullanıyordu. İki tane, üç tane kitap çıkardı Aybelik üzerine. Haydar Yılmaz vardı isimli arkadaşım, benim uzaktan rahmetli oldu, benden küçüktü o. Biz böyle sunuculuk yapardık. İlk geceyi şey yaptık, Çamşıklı, sizin ismi neydi? Feyzullah Çınar. Feyzullah Çınar'a rahmetli Doğan Kılıç 24 ayar kızılbaş derdi. Onun gecesini yaptık. Aşık Daimi gecesini yaptık. Şey yaptık, Tercanlı Davut Suları, Haydar Ababa vardı kardeşi, rahmetli oldu trafik. Bunları hep gece düzenledik, Açık Hava Tiyatrosu'nda falan. Orada güzel, yani onlar hep Alevi örgütlenmesinin öncüsü oldu. Ondan sonra köy dernekleri kurmaya başladı. Köyler adına derneği. Ocak Köyü Derneği var, Malatya Arapkir Onar Köyü var. O zaman bunlar öncülerdi. Tabii köy adıyla. Mesela Hacı Bektaş Veli diye kurmadı. Hacı Bektaş diye, yani kazasını kalkındırma derneği şeklinde kuruldu ilk. Yasaktı. Dini dernekler, mezhebe dayalı dernekler yasaktı o sıralarda. Peki Cem Dergisi var. En önemli aşamalardan birisi o ve dolayısıyla Birlik Partisi var. Bu iki ana kurumun da içindeydiniz. Yani en azından biliyorsunuz. Biraz anlatın bize. Anıları daha önce derledik ama detaya girelim. Mehmet Yaman, Abidin Özgünay, Sadık Göksu, Muharrem Naci Orhan. Burada anlatabildiğiniz kadarıyla bize bu kişilerden bahsedebilir misiniz? Cem Dergisi nasıl kuruldu? Şimdi efendim, o sırada Abidin Özgünay'la ben ve Mehmet Yaman bir vesile tanışmıştık. Matbaacıydı. Durumu iyi, maddi durumu iyi. Amcası ticaret odasında yönetim kurumundaydı. Babası da falan, bunlar iyi, bunlar zenginlerdi. Ya dedik, bir Alevi gazetesi, dergisi çıkaralım. Bir şey yapalım. Öğrenciyiz biz ikisi. Mehmet Nekim de öğrenciyiz. O şeyde okuyordu. İslam mezunu, ben hukukta. İyi olur dedi. Ben finanse ederim dedi falan. O zaman biz üçümüz, Abidin Özgünay derginin sahibi görünecek, Mehmet Yaman genel yayın müdürü, ben de yazı işleri müdürü. Anlaştık prensipte. Hatta ilk sayı çıktı fakat sonra bizimiz çıkardı o sırada da, anlatacağım niye isimimizi benim yazmadı, çıkardı benim adamı ama kitabım yazım çıktı, Din ve Devlet yazım çıktı. Biz bu derginin afişlerini işte götürdük. Astık, aylık bir dergi. Afiş mi yapmıştınız? Afişler yapıldı. Hatta ben bir ufak bir trafik kazası geçirdim. Kartal tarafında arabayla gidip afişler asarken falan. Ondan sonra dergi bunu tam hazırladık. O sırada İzzettin Doğan'la nereye girdiler? Bak dergi, kuvvadan fiile çıktı. Geldiler, abiye dediler ki biz sana yardım ederiz, biz de destek veririz. Beraber ortak olalım, yani gayri resmi. İkisi samimi miydi o zaman? O zaman çünkü İzzettin Doğan'la Muharrem Naci akrabalar, aynı şey. Onlar da şöyle... Beraber aynı. Geldi deyince... He, beraber geldiler, beraber evet. Hallettiler. Beraber şey ve dediler ki bizi, benle Mehmet Yaman'ı çıkardılar. Dediler siz öğrencisin, paranız yok, pulunuz yok, ne yani? Şey yaptınız, biz dışarı şey yaptık ama sonra zaman zaman yine yazı vermeye başladık. İsmini Mehmet Yaman koymuş. İsmini de isim yapalım, ben Erenler Yolu olsun dedim. Abidin'in Özgün'e yanılmıyorsam Ülkü diye, bu biraz milliyetçi, biraz ayağına ağır bahsetçi Ülkü'ydü herhalde ismi, yanılmıyorsam kesin dönüşme. Yani milliyetçi vari bir isim koy. Ben de Erenler Yolu olsun dedim, üzerine durdum. Mehmet Yaman Cem biraz daha bize hoş geldi cazip, onu koyduk, doğrudur. Şimdi siz öğrencisiniz, Abidin Özgünay işte tabii ki İzzettin Doğan asistan diyorsunuz. Şimdi yaşınız arasında çok büyük bir fark yok ama olsun, yani eğitimler, yaşlar çok önemli değil. Belki okuyamadınız, sınıfta zorunlu olarak beklediniz şudur tabii, ama dedik, ben şunu demek istiyorum, aynı kuşağın insanları tabii, aynı şu anda da şey, İzzettin Doğan 1940'lı. Ben de 41'liyim, bir yaş fark var. O Kalasay mezunu. Hayır, onu diyorum. Yani İzzettin Doğan, Abidin Özgünay, Sadık Göksu... Abidin büyüktü.
daha büyük. Abi büyüyebilir. Sadık Göksu var. Tabii ki onun yaşı. 10 yaş fark var aramızda. Abidin'den. Evet. Abidin büyüktü. Sadık Göksu da daha fazla. Muharrem Naci rahmetli. Daha büyük. 10-15 yaş fark vardı. Ama yani o dönemde ama. O dönemde evet. Yani çok büyük bir yaş farkı yoksa. Yok, onlar evet. Belli oranda hani kendinin işi gücü olan, olaya daha hakim olan insanlardı ama evet. Mehmet Yaman rahmetlikle siz de öğrenciydiniz. Evet, öğrenci evet. Yüreğiyle oraya katkıda tabii. Bulunmak istiyordunuz. Tabii, ama böyle bir süreç oldu. Peki biraz anlatın. Kişilerden anlatın. Son Abidin Özgün'e biraz... Kaçta çıktı arkasından. Hı. Doğan Kılıç Şeyh Hasan'ın oğlu çıkardı. Oraya da yazı yazmaya başladık. Orada da ben bir süre çalıştım. O geniş bir yer tutar. İstersen onu başka programda şey yapalım. Doğan Kılıç enteresan bir adam. Siz biliyorsunuz da. Onunla hani... sizinle biraz konuştuk onu. Onu evet. Çekim yapmıştı. Onu yayınladık. Peki. Hayır. Bu çok iyi bildiğiniz insanlar veya sizin söylemek istediğiniz. Diyorum ki Sadık Göksu. Şu anda yaşlı. Anılarınızı anlatın biraz. Nasıl tanıştınız? Efendim, ne yaptı? Sadık Bey benim bildiğim felsefe hocasıydı. Solculuktan dolayı, siyasi görüşten dolayı bildiğim kadar üniversiteden atılmıştı. Öyle dendi. Aklıma kaldı kader. Şimdi belki izliyordur, duyar, katılabilir. Ve bu bir sendikada bunu basın danışmanı ne yaptılar sendikada? Tabii. O sendika vasıtasını o sırada da Cem Dergisi'nde yazı işleri müdürü aranıyordu. Ben Sadık'a gittim. Dedim ya Sadık abi sen hocasın, bu işleri bilirsin. Gel dedim Cem, hem yazı yaz hem dedim yazı işleri müdürünü yap dedim Cem'i. Esas şimdi Cem'i batıran ne oldu? Bak o enteresan bu. Buna bir yazı anlat işte. Ha, farklılıkları anlat. Ha. Şimdi Cem dergisi haftalık çıktı. Harika satılıyordu. İlk haftalar. Güzel para. Çok. Bir tane şey gelmiyor. İade. Bu birkaç sayı geçtikten sonra Abidin Özgün'e o sıra bu Cem'in dağıtımını yapan da Tercüman Gazetesi'nin sahibi Mehmet Ali Ilıcak'tı. Buna genel dağıtım ne ismini veriyordu. Bunlar dağıtıyor Türkiye genelinde. Yani bayağı gidiyor. Abidin Özgün'e Mehmet Ali Ilıcak'a çok ağır bir yazı yazdı. Hakaret etti yani. Alevileri sömürdüğünü, kullandığını, işte gerek o Murat Sertoğlu'nun yazdığını, gerek şunları, bunları, bunları. Bu neydi? Takıldı. Ve bu ne yaptı biliyor musunuz? Çok enteresan bir olay. Yani hala unutamıyorum. Cem dergisi satılıyormuş gibi yaptı. Bayilere emir verdi. Cem dergisi satıldı, bitti diye. Gelene vermiyor. O Cem dergisi sayısını aşağı yukarı 5-6-10 sayısımla birlikte tak diye geri geldi. Yeri bulamadı koyacak. İade edildi onlar. Ve Abidin Özgen'i orada iflas etti. Ve Cem dergisi durdu. Ta ki ara ara çıkardı. İzzettin Cem Vakfı kuruldu. Bunu dergiyi İzzettin Doğan'a sattı. İzzettin Doğan'a satınca edindiğim bilgiye göre doğru. Tansu Çiller döneminde devlet bu dergiye para verdi. O parayı İzzettin Doğan Abidin'e vermedi. Abidin de artık benim. Benim de diyor. Benim baba. İşim hakkı benim. O da duyduğuma kadar sen bana sattın diyor. Cem Vakfı'na verdin diyor. Artık senin bir sıfatın kalmadı diye. Ve bunlar Abidin Özgün'e İzzettin Doğan'ın aleyhinde medyada çok ağır hakaretler de etti kendisine. Hatta ben dahi Abidin'le tartıştım. Dedim ki bak bunlar kol kırılır, yer içinde kaldır. Bunları gel bizim tüyama topmuşunu yap. Medya verme dedi. Aramızda soğukluk girdi Abidin'le rahmetli son dönemeler. Yani bayağı İzzettin aleyhinde hep devamlı konuşuyor. Cumhuriyet şuraya buraya bir yayın yapıyordu. Bu yüzden de oraya bir olay oldu. Evet, peki. Sonra Kızılderili çıkardı biliyorsun. Evet, 5 sayı kadar evet. Çıktı. Sonra Şahkulu'nda hizmet etmeye çalıştı ama emekleri, hizmetleri çok büyük. Evet. Her zamanki gibi öğretmeni fazla bilinmiyor. Birikim sahibi bir insandı. Bilinmiyor. Evet, peki, birikim vardı. Bu dergiden sonra çok önemli bir şey var, aşama var tabii ki. Evet. Birlik Partisi var. Birlik Partisi nasıl ve niçin kuruldu? Nasıl? Şimdi Birlik Partisi'ni Hasan ilerledi. Berkman isim aklıma bir general, emekli general Ali gibi kökenli. Bu onun başkanlığında Cemal Özbey, çok ünlü bir avukat. Ben onu iyi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin, Malatyalıydı. Ben ilkokulun son sınıfta gazete satıyordum. O bana ufak bir risale, küçük kitaplık getirdi. İstanbul Valisi o dönemde Fahrettin Kerim Gökaya. Bir metre boyunda bir adam bir yazı yazmış. Türkiye'de işte Rafiziler tehlikelidir. Yani Rafizi derken İslam'dan ayrılan anlamına Alevileri ima etmiş.
bir cümle sarf etmiş galiba. Bu da rafizilik nedir nedir, alevilik nedir nedir de küçük bir risale yazdı. Bana böyle delikanlı dedi, bunları artık kaç kuruş, 5 kuruş mu 10 kuruş mu, saatleri yarısı senin yarısı benim dedim, hatırlıyorum. Böyle. Ondan sonra Alevi mücadelesinde evet. Faruk Güventürk, kor general. Evet. Bu Doğu Menzil Komutanı. Kendisi Arnavut kökenlidir. Gega'dır. Yani Sünni şeylerden. Bu Hacı Bektaş törenler yapılırken orada kalkıyor Alevilere laf atıyor. Yani diyor ki Mustafa Kemal'in de emrinde dedelere, babalara, şuna buna yer yoktur diyor. Orada bu Çelebilere falan itibar edilince kıskanıyor. Çelebilerin aleyhinde bir beyanatta bulunuyor. Cemal Özbey mikrofonu herifinin elinden alıyor kaldığım kadarıyla. Paşa paşa diyor. Seni buraya getiren Mustafa Kemal de Bektaşlı diyor. O da bu yolun erbabıdır diyor. Kaldı ki diyor, Cumhuriyeti kazanan seni bana bu rütbeyi takan bunlardır diyor. Böyle paşaya büyük tarihlerde bulunuyor. Yıllar sonra paşayla biz aynı semtte oturuyorduk. Rahmetli oldu. Benim levazımda oturuyoruz beraber Levent'te. Onunla da bu konuları konuştuk. Paşa da hatırlattım, güldü, evet dedi, bana güzel bir ders verdi rahmetli. Öyle mi? Evet. İtiraf etti. İtiraf etti. Sonra Cemal Özbey parti kurduktan sonra biz burada şey yaptık, İstanbul Teşkilatı'nı Haydar Özdemir. Şimdi sağdır herhalde ama bayağı ilerlemiş yaşı var. Allah selamet versin. Sağlık sorunları var, yaşıyla. Sonra Abidin Özgün'e, İbrahim Kamil Karaman, Abdurrahman Değmen aklıma giden. Birçok bütün Alevi gelen burada iş alan var efendim, bayağı partiye sarıldık. Ben de gençlik kollarındayım. Seçim yapılıyor orada da. Gençler hep toplandılar. Seçimde ilk ben kazandım gençlik kolu başkanlık. Abidin'den İbrahim Kamil geldiler ya, kusura bakma. Sen gel sekreter ol. Bizim doktor Beyzade Özkahraman, o da öğrenci benim tıpta okuyor. O olsun. Niye? Sen biraz sivri görünüyorsun. Ya ne sivri görünüyor benim? Neyim sivri ki ya? Ben neyim var? Yetim ne buldum ne gelen beni? Neyim bana falan? İşte biz seni seviyoruz ama ayrılma, sana ihtiyacımız var, tamam. Şey yapma, dedim bir daha işte otur, o gençleri çağırdılar. Kulaklara bir şeyler fısıldadılar. Şimdi söylemek istemedim. Yani şu, ben aşırı sosyalistmişim. Efendim Kürtmüşüm, Kürtçüymüşüm gibi ki o zaman ben şimdi kabul edeyim, o zaman Kürtlüğümü de kabul etmiyordum, bilmiyordum. Yani. Daha fakülte bir iki sınıftayım. Ondan sonra. Onun için tehlikeli olduğumu, beni seçmemeler söyledi. Yine oylama oldu, yine ben kazandım. Hüseyin yine. Aydın var benim. Hüseyin Aydın amcam, vardır rahmetli. Avukat, büyük amcamız. O da güzel bir şey oldu, seçim oldu. Ya bak iyi hatırlattın. Ben ayrıldım artık, bıraktım ilçeyi, yani gençlik kolu başkanını bıraktım, gençlik kolunu ayrıldım. Sonra seçim oldu, ilk seçim, enteresan. Hüseyin Aydın, işte Abidin Gürdem'e, Haydar Özdemir hepsi girdiler. Kimse tabii Hüseyin Aydın'ı zayıf buldukları için o dönem. Hep birbirini çiziyorlar. Hüseyin Aydın listenin başına oturdu. Ondan sonra Haydar Özdemir dedi ki ben olmazsam finansör ben. Beni liste başına otur, kontenjandan yok dedi. Ben partiden ayrılıyorum, desteğimi de çekiyorum. Şimdi Hüseyin Aydın'ı ikna etmek lazım. Hüseyin Aydın diyor ki ben kazandım arkadaş diyor. Delege seçimi ön aldım diyor. Olmaz diyor. Bugün gibi hazırlıyorum. İl başkanlığı, milletvekili adaylığı. Milletvekili adaylığı tabii. Ondan sonra Mustafa Timiş şunlar bunlar Hüseyin Aydın'ı şöyle böyle ikna ettiler. Hüseyin Aydın istifa etti. Yerine Haydar Özdemir kontenjanında İstanbul milletvekili oldu birlik başında. Haydar Özdemir girdi. 8 sene milletvekili girdi. Sonra bu 8 milletvekilinin 6'sı Demirel'in kanalıyla Demirel'in partisine geçti. Adalet Partisi'ne geçtiler. Sattılar yani. Bir de sizin Dibrik'in şey vardı. Hüseyin neydi? Hüseyin bir iş adamı. Hüseyin soyadı. Valla mı? Yok. Tabii burada. Gazetman Paşa'da oturdu. Şimdi Divrikli. O seçildi. Ondan sonra o da geçti o tarafa. Ondan sonra Birlik Partisi kan kaybetti. Arkasından Barış ve Demokrasi Partisi'ne Ali Haydar Vezir. O yakın zamanda olan evet, yakın diyor. Zamanda. Ben orada kurucuydum. Onu nasıl yorumluyorsunuz? Orada kurucuydum. Şimdi efendim oradan o kadar çok enteresan hızlı olaylar gelişiyor ki gerek Birlik Partisi, gerek Barış ve Demokrasi Partisi solun ve CHP'nin önünü kesmek için sanki kurulmuş gibi vardı. Yani çok gerçekte böyle miydi ama? Öyle hissettim vardı. Ben de öyle hissettim. Çünkü vezir onlar çok büyük belediyeler, şunlar bunlar ihale verdiler, yardım ettiler. Memnuniyet dolaylı yoldan. İhalecatte. Vezioğlu tabii ilkokul 3'ten ayrılma. İlkokul ben mezun olmadığı için olamıyor bir şey. Görev alamıyordu. Onun yerine bir doktoru
sembolik olarak. Şimdi farklı görüşler olabilir. Ben kimseye şey değilim. Ben tabii ki demokraside güçler birliği vardır. Tabii ki CHP sosyal demokrat bir parti olarak her türlü zaafına ve eksikliğine rağmen Türkiye'de birleştirici güç bu konuda. Sosyalist birçok parti kuruldu, kapandı. O konumuz değil ama bu iki ana gövde yani ana gövde. Evet, iki parti, iki partide de böyle bir şey söylendi. Kelime Ata da bir eser yazdı, kitap yazdı, güzel de bir çalışma yaptı Birlik Partisi ile ilgili. Barış Partisi'ni kritize eden tabii ki yazılar da oldu ama onun yazdığı gibi bir kitap yok. Fakat şunu diyeceğim. Yani olayın içindeyiz, görüyoruz. Abidin Özgünay'ı çok seviyoruz. Sizler varsınız, birçok insanlar var. Reha Çamuroğlu, o da o Barış Partisi'nde yer aldı. Peki, bir de öbür açıdan bakalım. Yani Barış'ta Avrupa, ben de kurucuydum. Evet. Avrupa'daki kurumlar destek verdi. Bugün birçok insan belki bilmeyebilir. En büyük çağımızın ozanı Mahsuni Şerif de yer aldı. O da vardı. Diğerleri var. Bir sürü insanlar bu yapının içerisinde yer aldılar. Yani neydi? Yani tartışmaya açık bir konu. Evet, devletin de desteğiyle CHP'nin önünü kesip sağın iktidarını devam ettirme projesi miydi bunların ikisi de? Yoksa gerçekten de işte CHP de bize bir şey vermedi. Bu siyasi tıkanıklık içerisinde biz de varlığımızı gösterelim diyerek hatırı sayılır Alevi ileri gelenleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir kısmının desteğini alarak bu iki parti meydana çıktı. Ama hezimet diyorum, çok büyük başarısızlık. Şöyle üstad, senin dediğin bu ikinci görüş bana göre ağır bastı. Parti yeni bir ideoloji yaratamadı. Yani herkesin yeri var. Ben de hatta ilk kongrede şeyde konuştum. Bir Ankara'da otelde. Vezeoğlu şöyle bir görüş ortaya attı. Alevi kurumlarında, o zaman Alevi kurumları yeni yeni filizleniyor. Başkan olan, yönetici olan kişiler partiden istifa edecekler. Ya da bulundukları konumdan ayrılacaklar. Başkanlık, yönetim, neyse bu, hangi şey bu ayrı. Çünkü bu partiye ben Alevi damgasını vermek istemiyorum. O zaman bir hak taraf vardı. Diyaneti... Kaç dakikamız var yaklaşık? Devam ediyoruz. Diyaneti eleştirdi diye Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açıldı Barış ve Demokrasi Partisi hakkında. Anayasayı Diyanet'i eleştirmek dahi bir kapatma nedeniydi. Belki hassasiyet var ama orada açık açık olması lazım. O zaman çeşitli dediğiniz gibi partilerin tip işte eski sosyalistler var içimizde, sosyal demokratlar var, sağ partilerden var. Genellikle çoğu Alevi kökenli, çoğunu. Ama Alevi kökenli olmayan Karadeniz'de bazen Kemal Kumpumoğlu mesela vardı, avukat. Birkaç arkadaşımız daha vardı. Bunlar vardı yani. Partiye yeni bir ideoloji getirelim dedik. Yani yeni bir görüş görelim. Yani CHP'nin solunda, diğer sosyalist partilerin de böyle ortasında, sağında bir sosyal, işte politik, ekonomik, ideolojik bir yapılandırma hazırlayalım dedik. Fakat evet. Vezeoğlu çok olur olmaz yerde hemen lafa karışıyor. Arkadaşların önüne gelen sözünü kesiyor. Konuşturmuyor. Hem başkan fiili, yani hukuki başkan değil ama fiili başkan. Yani deyim yerindeyse davul o bir doçen doktorun omuzunda, tokmak onun elinde. Bu bizleri üzdü, sıktı biz orada. Yani ilk anda fire vermeye başladı. Konuşturmuyor, tavırlar koyuyor, kendi kendine bir ideoloji getiriyor. Aklı da ermiyor, bilmiyor zaten, bilmez de. Evet, mesela... O yüzden ben de ayrıldım. Çoğu arkadaşlar, bizim İsmail şey de vardı, neydi o, Maltepe cemevinde, şey cemevinde, İsmail Saçlı. O da vardı, çoğu evet, arkadaşlar. Evet, çoğu insanlar var zaten. Tabii ki siyaset ama şu var Üstad, ona madem geldi, İstanbul büyük büyük muhteşem bir il binamız vardı, 7 katlı. En aşağı 50'ye yakında minibüs vardı. Çok büyük paralar yağdı. Yemekler yiyor, grilla gidiyor, bilmem ne, bu para nereden geldi? Hani onu soruyoruz. Kim verdi, kim yardım ediyor, o belli vallahi değil. İşte, yani şüpheler oradan çekti. Yahya Kemal Bayır'la Ayhan Aydın'ın birçok ortak şeyde bu. Orada yani paralar oluyor, kurumlar geliyor, belediyelerden paralar yağıyor, AKP'nin, FETÖ'şün. Mesela o gazeteciler, yazarlar sendikasının toplantılarıydı, şuydu, buydu. Çok şükür, hasbel kader diyor ya Adil Ali Atalay'dan alıp.
Bizim ne bir haberimiz var ne dahilimiz oldu. Paralar geldi, paralar yendi. Nereden geldi, nereye gitti? Kimler nemalandı? Yazıklar olsun diyoruz eğer bir süsli mal varsa. Çünkü bundan bazı gözü açıklar yararlanıyor. Yazar da olsa, kişi de olsa, dede de olsa, kim olursa olsun. Kurumlar istismar edilmemeli, alevilik istismar edilmemeli. Edildi maalesef. Siyasete de alet edilmemeli ama hep siyasete de alet edildi. Peki bunu besleyelim tekrar. Deminki sorumuza tekrar dönelim. Dersim'in dağlarında türküler söyleniyor, deyişler söyleniyor. Dersim erenler yurdu, Dersim bütün Türkiye, Dersim alevilik. Dersim'i anlamak aleviliği anlamaktır. Çünkü orada Hızır var, Bozatlı Hızır var, ziyaretler var, Munzur Baba var, Düzgün Baba var. Ve daha nice nice varlık evreni var. Mesela oradaki dağların da ruhu var. Orada gezen geyiklerin de ruhu var. Erenlerin ruhu dağlarda geziyor. Şimdi Anadolu'da, Balkanlar'da bu Alevi Bektaşi varlığı var. Peki biz iki yüzlü bir toplum muyuz? Yani bu kadar büyük değerlerimiz varsa bu kadar büyük çürüme niye? Ben tamamen pesimist değilim, karamsar değilim. Sağlam duran insanlar var. Senin kime ne kötülüğün olabilir? Mesela sen kime niye kötülük yapasın? Sen bir içimizden çıkmış bir değersin. Bir sürü güzellikler var. Adil Atalay saat 6'da açıyor. Eleştirilecek kitaplarını eleştirebilirsin. Eksikleri vardır. Bazı kitapları mesela bu şeye bize uymaz. Neyse. Ama adam kalkıyor, çalışıyor, üretiyor. Böyle yüzlerce insanımız var. Fakat genelde neden bu hale geldi? Kurumlar işlevsizleşti. Bu partiler bu hale geldi. Ne dedik? Tekrar altını çizmek zorundayım. Söyleşimizi oradan bağlayalım. Mersin cemevine gelen Abdullah Gül devletin adamıydı. Devletin başındaki insandı. Dersim Tunceli cemevine. Mersin cemevine gelen de Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Bugün çocukların evlenmesine onay veren Diyanet'in başkanıydı. 11 yaşındaki çocuğun evlenmesine. Evet, bugün Türkiye'nin önünü tıkayan, Türkiye'nin derin devleti olan Diyanet İşleri Başkanı gelip bizim orada çok bilmiş dedemizin eline Kur'an veren insandı. Ve biz de ona teslim oluyoruz. Neden teslim oluyoruz? Niye biz bu haldeyiz? Şimdi üstad bana göre kendi kanaatimle söyleyeyim. Bu konuları araştırdım. Önce biliyorsunuz Yavuz Selim, Şah İsmail savaşından sonra, Şah İsmail'in yenilgisinden sonra maalesef hemen hemen büyük çoğunluğu Alevi olan Anadolu giderek sünnileşmeye başladı. Yapılan baskılarını. Dolayısıyla Alevilerin büyük çoğu bizim Kürt kökeni ve olmayan diğer Türkmen şunlar hepsi Dersim'e sığındılar. Osmanlı'nın zulmünden korunmak için demin söylediğim gibi. Şimdi Alevilik de daha önce serçeşme biliyorsun şeydi. Şimdi Aleviliğin ana kitabı Buyruk dediğimiz kitap Şah İsmail'in dedesinin dedesi olan Şeyh Safiyettin Erdebil tarafından yazılıyor. Biliyorsun dedesi Cüneyt tarafından biraz ilaveler yapılıyor. Şah İsmail tarafında son şeklini veriyor bildiğimiz. O bizim yol kitabımızdır. O kitap Anadolu'da tabi Alevilerin sağa sola dağılınca o kitabı okumak, o kitabı uygulamak herkese nasip olmuyor. Ve birçok yerde o kitap bizim dersime falan da yok. Yani sonradan geldi. Ondan sonra bu şeyin yazdığı kitap var buyruk. İşte İmam Cafer buyuruyor da İmam Cafer biliyorsun buyruğu yok. O fıkıhçıdır, şeriatçıdır. İmam Cafer'in tasavvuf, tarikat yönünde, batinlik yönünde bir eseri ilmi yok. Çok farklıdır. Onu biz yanlış olarak bildiğimiz şey yapıyoruz. Bu Ankara'da Ay Yıldız Yayın Evi vardı. O Sünni kökenli. Onun kitabında okuduk. Ve orada belli bir kesim o kitabın arasına nokta nokta noktalar koymuşlar. Onu araştırdık. Aleviliği yozlaştırıcı, gayri ahlaki olduğunu, mum söndüğü yaptıklarını, efendim Musayip Beşler'in yaptıkları yönünde birçok yazıları ilave edilmiş. O yüzden o Hasan Ayyıldız galiba yanılmasam, ismi neydi adam biliyorum. O onu yaparken onu olmadığını bildiği için onun o yere nokta koymuş. Yani kitabın aslını kalsın Bektaş diye. Bektaş Ayyıldız'ın rahmetlik oldu o da. Rahmet, o kitabı bakın tabi buyruk adlı kitabı. Ama ondan önce Emek Matbaası'nda ismini zikredelim. Var mı? Emek Matbaası. Bazı yerde çıktı fakat bu nokta nokta olayı çok enteresan. Araştırdık ki gayri ahlakı belli bir güç. Aleviliği yozlaştırmak, yok etmek,
asimile etmek için o kitabın birçok sahte, bir değişik bilgiler ilave ediyorlar. Kötüleyici, yok edici, yani tiksindirici şeyler yapıyorlar. O sağlık için. Ta ki Mehmet Yaman güzel onu tercüme etti. Evet. Onu. Şimdi evet. Rıza Yıldırım ve diğer arkadaşlar çalışıyor. Evet. Yol bir sürek bin bir şeyi, olayı. Şimdi günümüzde bu çok önemli bir şey. Bence yol bir sürek bin bir olayını aşmamız lazım. Yani Alevi'nin merkezi bir birlikteliğe, örneğin Şah İsmail olandan sonra Dersim'e ve Hacı Bektaş'a, Aleviler ikiye bölünür. Bektaş'a kaldı Hacı Bektaş'a, Kızılbaş Alevi dediğimiz grup Dersim'e yönelmiş. İşte o demin saydığınız o zatların ismi ve yatırı etrafında, bilgisi altında toplanıyorlar. Yani Cumhuriyet'e değil. Cumhuriyet'ten sonra artık herkes şehirlere geliyor. Şehirlere geldiği zaman bakıyorlar ki cenazeleri ne camiler kabul etmiyor. Siz diyor dininiz gelmiyor, cami ölünüz niye gelsin şeklinde. Tarihinde de bulunuyorlar. O yüzden bu cemevi olayı en çok bu cenaze olayında, ölüm itibaren meydana çıkıyor. Ondan sonra İstanbul'da şurada burada yavaş yavaş bunlar yapılıyor ve bugün de gördüğü gibi hemen hemen Alevi inançlı kökenli olan kimseler hemen hemen camiye gitmiyorlar. Hem dirisine hem ölüsüne cemevlerine gidiyorlar. İhtiyacı da oradan çıkmıştır. Ha merkezi yönetme gelince. Son zamanda çok tehlikeli bir şey oldu. Alevilik İslam dışı, İslam dışı. Alevsiz Alevilik gibi kavramla daha çok Avrupa'da yaşayıp Türkiye'ye gelince şimdi bu da bir kaygı yarattı. Her şey benim bildiğim, sizin hepiniz bildiği bir inancı önce bir ilaha olacak. Yani ilaha inanacaksın. Onun peygamberine, elçisine inanacaksın. Onun verdiği buyruklara inanacaksın. Bu şey yeterli mi? Bu üç şey olmadan bir inanç olmaz. Hristiyanlık biraz farklı. İlaha aynı Hazreti İsa kendini Allah'ın oğlu diyor, Allah diye kabul ediyorum. Buyruklarda işte bildiğimiz şey, İncil. Keza Musevlik de öyle malum. Ha diyeceksin ki onu ayrı bir tartışmalı ama eğer inanıyorsak bu işine inmek zorundayız. Alevsiz Alevilik olayı dediğimde işte bir araya gelmemiz mümkün değil. Olmaz bana göre. Sonra kalıp Allah diyoruz, Muhammed diyoruz, Ali diyoruz, 12 imam diyoruz, Ehl-i Beyt diyoruz. Resimlerini açıyoruz evimize, camiye. Nasıl onları reddedebiliriz? Bunu nasıl kaldırabiliriz? Bugün Alevsiz Alevilerin, ben şahit oldum gittiğim yerde, olan yerde. Aynı Alici Alevilerin ritüellerini aynı yerine getiriyorlar. Aynı dualar okuyorlar, aynı zikirde bulunuyorlar, aynı yine Hazreti Ali'nin 12 imam resimleri var. Peki bu nasıl Alevsiz Alevi oluyor? Efendim işte o Arap Alevisi, bu Alaz, Etiler'deki Alaz ya. Etiler'deki Alaz'ın ne ilgisi var bundan kardeşim? Yani isimlere yani, piyasaya süren diyelim, bunu da gündemde tutan evet. Veyahut da yayan insanlar var. Fakat bu eserler akademik olsa, bilimsel olsa, genel geçerliliği olsa, sağduyu ürünü olsa, araştırma ürünü olsa ve yüzyıllar boyunca yaşananların bir iz düşümü olsa eyvallah. Tabii ki bilimin önüne sınır koyamayız. Araştırmanın da sonu yok. Fakat bir toplumunda değerleri var. Yani bin yıldır Anadolu toprağında olan değerleri onlara küfredercesine, onları yok edercesine farklı bir şekilde ablukaya almak ve kendilerince kitaplar yazmak da ne kadar aklın yoludur bilemiyoruz. Ve az da mücadele edilmedi. Dediğim gibi bu da yozlaştırıcı bir unsur oldu. Yani Alevilikle ilgili bazı yazarların, aydınların, Alevi kökenli olsun, Sünni kökenli olsun, Alevsiz Alevilik tarzında yazmış olduğu yazılarda bu işi yozlaştırdı. Ama evet. Ben başka bir şey sordum. Yani güzel yanıtladınız, bizi ihya ettiniz. Fakat yani devlet amacına ulaştı mı veyahut da devlet yavaş zaman içerisinde zaten ben amacıma çoktan ulaşmışım. Aleviler kendi kendini zaten asimile ediyorlar, değerlerini yozlaştırıyorlar. Benim buna çok da fazla zaman ayırmama gerek yok. Bak tıpış tıpış geliyorlar, ben eline Kur'an veriyorum, amenna diyor, boynunu büküyor, alıyor. Gidiyorum ayakkabımla cemevine oturuyorum. Hiçbirisi bana bir ses çıkarma gereği duymuyor. Bu Dersim'de oluyor. Dersim'in dedeleri satılırsa, Alevi kurum başkanları yozlaşırsa, yazarlarımızın çoğu bir macera peşinde olup da filozof yerine feylozoflaşırsa, dolayısıyla da bizim halimiz nice olur.
Yozlaşmayı biz Ayhan'cığım, kendimiz yapmıyoruz. Ayhan'cığım, ben burada sana katılmıyorum ilk defa. Tamam, işte onu söyleyelim. Onu izah edeyim. Farklı farklı fikirler şimdi, ortaya çıksın. Evet. Şimdi benim kanaatimce şöyledir. Evet, götürüp orada Kur'an'a karşı değil, zaten biz Kur'an'a bağlı. Kur'an yorumumuz bizim farkıdır, ayrıdır. Ama onu Kur'an'ı vermekle, yani benim anladığım kadarıyla, yani kutsal kitabımız tek. Yorum farkımız, algılamamız farklı, uygulamamız farklı. Biz batini, tasavvuf açısından Kur'an'ı inceliyoruz. Onlar şeriat açısından, fıkıh açısından bakıyorlar. Ama hedef aynı. Bundan yani birlikteydi. Onu ve ben şahsen Hasan Dede'nin Kur'an'ı öpmesine de karşı değilim. İyi etmiştir. Yani bana göre. Bana göre. Orada bir asimli olay durmuş şeklinde yoktur. Yani orada beraber olalım anlamındadır. Ama mühim olan Diyanet'in o hareketi bir şey, nasıl söyleyeyim, aldatmaca. Yani sembolik görüntüsü o. Ama şu anda dediğiniz gibi okullarda verilen milli eğitimle anlaşmışlar. Verilen din dersleri tamamen Sünni, Vahabi, Emevi zihniyetine bağlı bir hareket. Yani hareketi yanlış. Sonra mesela Cem evine, ayakkabına girmiyor mu? Cem esnasında girmiyor. Oradakilerin onu uyarması, Cumhurbaşkanı da uyarmamıştı. Ona bakarsan ismini vermeyeceğim. Bizim ve bir liderimiz ayakkabısıyla gitti Tunceli Cem evine ama Cem yapılırken girmedi. Olsun. Ha. Onu orada demek ki düşünememiştir. Veya da biri onu uyarmamıştır. Hani nasıl camiye girdiğin zaman ayakkabın çıkarsın doğal olarak. Mesela biz Avrupa'ya gittik, kiliseye gittik, şakbayı çıkarın dediler. Kafanda şakba var. Şakbası olmaz dedi, şakbayı çıkardık. Orada ayakkabı çıkarma yok, şakba çıkarma var. İslam'da da ayakkabı çıkarma var yani Sünni İslam'da. Ayakkabı çıkarma var. Ama ben onun bir kötü maksat olduğunu kabul etmiyorum. Hatta bizim Yahya Bey'le de bir tartışmamız oldu medyada. İsmini vermeyeceğim. Bir kişi, mafya görünen bir kişi bizim Beşiktaş Cem evine gidiyor. Orada resimler çekiyor, şunu çekiyor. Bunun için çok veryansın yaptı. Ben de kendisine dedim ki nasıl ki camiler, kiliseler, havralar bunlar herkese açıksa bu da girebilir. O da bana cevap veriyor. Hasan Gülşan diyor, bu Cem'e farklıdır ama diyor. Ben de cevap veriyorum. Diyorum ki Cem esnasında olsa haklısın. Cem yani yapılırken, ibadet yapılırken. Ama bu ibadetin dışında gitmiş. Merak etmiş, öğrenmiş. Sonra vatandaş gidiyor biliyorsun şeyde bir de çeşme yaptı Abdülmusa'da. Adı gerek yok. Yani bu bir sempati olabilir. Ah örtü ölem, örtü ölem, örtü ölem. Yani bunları biraz fazla yüreğimin hassasiyet göstermeyelim. Doğrusu. Yok tabii ki ben sizin fikirlerinize saygı duyuyorum. Doğru, ben bir insanım, sen. Aleviyim. Sizi tabii. Çok seviyorum. Sizi sevdiğim gibi herkese de saygı duyuyorum. Asla, ben öyle algıladım. Asla zorba bir insan olmadım. Bazıları öyle gibi görüyor ama benim kendi değerlerim var. Biz öyle kendi aramızda anlaşalım. Tabii fikirlerinizi söylüyorum ama ben de o görüşe katılmıyorum. Ben size saygı duyuyorum. Olabilir. Ama ben de buna katılmıyorum. Aleviliğin değerleri böyle. Mesela buradan daha fazla ilerleyemeyeceğimize göre bazı isimlere yine gidelim. Çok isimler var. Necat Birdoğanlar, Cemal Şenerler, Fuat Bozkurtlar. Bunlar ya da siz başka evet. isimlerden de kimler vardı sizin bu yaşamınızda? Bakın bu 50 şimdi yıllık zaman az değil. Hepsi var. Ben şeyine çok samimiydim. Öğretmen olan neydi? Necat İlk defa Birdoğan. Alevilik İslam dışı diyen adam. Necat Birdoğan. O zaman Akgüer, bu aslına bakarsan Rıza Zelyut da öyleydi, onun gibiydi. Akşama da dinlersin. Rıza Zelyut bir kitap çıkarmıştı bu Alevilik üzerine. O benim o küçük oğlan da öğretmenidir, edebiyat öğretmenidir. Benim Aksa'daki bir ama sık sık gelir, her 2-3 günde bir yanına gelir. Hoca da gelirdi bahsettiğin kişi. Necat Birdoğan. Necat Birdoğan yani. Şeydi, Kaşlıdır. Bildiğim kadarıyla Şii'dir kendisi. Şeydir, ya Azeri olacak ya Şii olacak. Yani Alevi değil de Caferi olabilir görüşü. Onu da iyi görüşüyorduk. Okul müdürüydü bizim şeylere. Çok iyi görüştüğüm bir arkadaştı. Ondan i̇yi bir halk Rıza bilince, dedim tabii. Ki Rıza bak sen kitap yazmışsın Alevilik üzerine. İslam dışı nasıl sen dedim bunu kabul ediyorsun? O zaman kitabı niye çıkardın? Düşündü, taşındı. Ondan sonra şey oldu. Görüşemedik ve İslam içine döndü. Şimdi Rıza Zeydoğan artık İslam'ı güzel savunuyor. Hatta geçen Akit'te izledim. Çok hoşuma gitti. Akit'e çıkması bir garabet zaten. İyi oldu. Hayır, çıkması iyi oldu. Ben çünkü de sizden onların, duyuyorum. Şimdi hayır, ama Hüseyin Dede Kargınoğlu da çıkmış. Güzel bir izah etti. Aleviliği, irticayı çok güzel girdi. Çok güzel, yani güzel aydınlatıcı bilgiler verdi. Yani şimdi takdir ediyorum. Kızmışım ona. Kürt düşmanı olduğu için çok ulusalcıdır kendisi. Kürtleri de sevmez. Bitmiş dersime bir hafta 10 gün gezmiş. Hepsi Türk ya geldi. Böyle bazı saçmalıklar da var.
O yüzden kendisine biz aramız takıştık, çok kavga ettik kendisine. Ama şu andaki yani Alevi içi İslam içi olduğunu ve onu da güzel bir savunuyor. Hem de sağ medyada çok güzel şeyler yapıyor. Hoşuma gitti. Takdir ederim. Yani iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Hepsini dedim, demin konuştuğunuz gibi ille benzeyeceğiz diye bir şey yok. Tabii. Reha Çamuroğlu, Cemal Şener, Necat Birdoğan. O Aktüel dergisinde bunu yazınca hemen benim yanımda da bir başkomiser vardı. Emekli oldu şimdi. İmam Ali diye, çok da aşağı ismi. O hemen biz... Adıyamanlı. Adıyaman, ha. Ha. O da ayrı bir yerden. Peki. Ama söyleyeyim. Tuttuk. Hemen Aktüel dergisine yazı gönderdik. Sakın dedik bu yanı yayınlama. Alevilik İslam dışı değildir. Biz de kendimizi tanıttık. Şu çalışma şunu bunu şey yaptık. Onu yayınlama dedi. Ve yayınlamadı onu. Yoksa iki gün sonra çıkacak Aktüel dergisinde Alevilik İslam dışıdır diye. İşte o Necat Birdoğan'ın şeyini yaptım. Necat Birdoğan da öyle bir kişiydi. Onu da konuştuk, onu da konuştuk. Hatta bir de milletvekili vardı, ben size söyleyeyim. Bu ilk, bak çok enteresan bir konuya geldik. Dur bakayım, bir kitap vardı. Lisede okutan felsefeye giriş adlı kitapta Nebahat Küel isimli Malatya kökenli bir profesör kadın. Alevi'yi rencide edici yazılar yazdı. Lise son sınıfta okutuluyordu. Hatırladınız mı şimdi onu? O kitabın toplantımızda Muharrem Naci Orhan, ne koç, bir koç vardı, meşhur bir koç, rahmetli oldu, soyadı Koçtu, o, ben, Cemal Özbey, biz dördümüz suç duyurusundan bulduk. O zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Şinasi Koç. Şinasi Koç, he. Ondan sonra ve benim bu yaptığım eleştiride beni de davaya müdahil ettiler. Ben davaya müdahil olarak girdim, aldım. Bana başkan sordu, peki biz sizin Alevi olduğunu ne bileceğiz dedi. Dedim ki ben inançla ikrar vardır. Ben Alevi'yim dedikten sonra hangi inançta olsa onu kabul etsin. İki, o zaman bu ilk kitabım 1977'de Hacı Bektaş Eveli ve Alevi Bektaş esaslı bir kitap yayınladım. 10 bin bastım, bayağı da satıldı. Onu çıkardım gösterim, bunu yazayım dedim. Ve dedim, Tunceli kökenim dersim demen. Kökenim ve benim müdahilim kabul edildi. Yani müdahil demek şikayetçi olan, mağdur olan demektir. Öyle bir anım var. Sonradan bu şey Ankara'da birleştirildi. Bu konuya yapılan şikayetler çok gelmiş demek ki. Cemal Özbey beni aradı, dedi ki bana bir vekaletleme gönder dedi. Müdahil olduğum için, şikayetçi olduğum için aldı. Derken bu kadın geldi. Aradan zaman geçti. Ben bir gün yazdım, o zaman İstanbul, benim bürom Sultanahmet Adliyesi'nin karşısında, o setin üstündeydim. Yaş, orta yaşlı bir kadın geldi, kendini tanıttı. Dedi ki beyefendi dedi, ben dedi, Galiye diye dedi, bir İran'da bir mezhep vardı, Galiye. İslam görünümü değil, ben onları ima ettim. Benim. Ama ben Galiye de incelemiştim. Tarikatçı bir İslam'dı. Yani Aleviliğe yakın bir İslam. Orada Galiye diyorlarmış. Bilmiyorum, bizler ne bu? Galiye hakkında bilginiz var mı? Bilmiyorum. Ama ne olursa olsun dedim. Oradaki ritüeller, oradaki konuşma şekli Alevileri bildim. Bir de liseli son sınıfta okutuyorsun dedim. Bu çok enteresan dedim. Ve ben dedi özür dilerim. Kitap toplattırıldı. Ha, o milletvekili kitabı yırttı. Erdincan milletvekili Halis Karsu. Hatırladın mı? Halis Karsu'ya rahmetli oldu. Karsu'da o yani. Kitabı yırtınca ondan sonra biz uyanıverdik. O kitabı yırtınca. Ve dava açtık. Yıl 77, 78, 79 böyle bir sıralardı. Ondan sonra da mecliste işte daha önce de yine bu 66 yılında bir teklif yapıldı. Alevilere de Diyanet'ten bir pay verilsin diye bugünkü yapılan görüş. Orada milletvekilleri ne oldu artık camide bundan sonra mum söndü mü yapacağız yorulu. Yorumlar yaptı, beyanatta bulundular. Tepkiye. Fakat o zaman tabii milletvekillerimiz az olduğu için fazla gereken tepkiyi gösteremediler. 1966, o sıralarda 63'te o bildiri dağıttığımız yıllardı. Böyle bir olay yaşadık. Çok güzel. Evet. Şimdi şöyle, genel anlamıyla birçok insanlar, isimler üzerinde durduk. Dolayısıyla mesela sizin üyeliğiniz oluyor fakat sonra çıkarılıyor. Kurumların açmazlıkları, kişiler. Bunların üzerinde niye fazla duruyoruz? Siz tanıksınız birinci derecede. Bir de bugün bu insanlar, bu kurum başkanları, bu yazarlar biraz da şekillendirdi bu hareketi. Yani kendiliğinden olup biten bir hareket değildi. Dolayısıyla bunları görmüş olduk, görüşmüş olduk. Peki, bütün bunların dışında 50 yıllık zamanda işte bu sahte İsmail, Mehmet Şevki Eygi, evet, olayı, mum söndü olayı,
Bu işte diğer olaylar, en son olay. Diğer dişlere başkan sözlere. Şunlar, evet, evet, bütün bunlar tabii ki etki tepki meselesiyle beraber tabii Alevi hareketini de meydana çıkardı. Çıkardı. Sivas katliamı çok önemli. En önemli etkenlerden birisi oldu ve ondan sonra bu Maraş olay arkasından. Maraş. Çorum, evet. Biraz da bunlara biraz bakalım. Ortaca, bak ilk olay Ortaca'da oldu. 66'da. Evet. Ortaca'da çoğu Alevidir, çok Bektaşidir. Orada çok tahtacılar. Tabii tahtacılar. Ama son araştırmalarda tabii ki orada bir hareket var, olay var ama böyle binlerce insanın öldüğü gibi bir olay yok. Binlerce tabii olmadı. Yani ama Aleviliğe yönelik Alevi hakaret bari bir olay olmuş. Dedi. Evet ama Doğan Kılıç'ı Hasan'ı gitti oraya. Ama yani abartılacak derece olmadığını bir ama işte bu başlangıç oldu, yani bu bir şey oldu, doğru gidildi. Hem Cem dergisi hem Ehlibet Yolu adlı gazeteler, dergiler buna çok yer verdiler o olaya. Mesela Ali Ekber Gülbaş var, Ekber'i. Diğer ozanlardan Aşık Ali Metin, kimleri hatırlıyorsunuz bu hareketi? Hepsini hatırlıyorum. Aşık Ali Metin'e çok samimiydik. Allah karim gali rahmet eylesin. Sık sık büroma da geri giderdi. Onunla da iyi görüşürdük. Bahat bana çok da dava gönderirdi. Ondan sonra Feyzullah, hepsini tanıyorum. Feyzullah Çınar'ı tanıyorum. Daimine çok iyi samimi görüşürdük. Aşık daimine takılırdık birbirimize. Biz Zazaca iyi bilir. Kürtçenin Zazaca lehçesini. Beraber tartışı konuş, şakalaşırdık. Ondan sonra kimi diyorsun? Mahsuni benim müvekkilimdi. Aynı zamanda yakın dostumdu. Onun Almanya'da İşte 80'de dönünce üzerindeki parayı aldılar. Çok büyük bir meblağ para vardı. Sen bunu işte örgütler aldın, bu da örgütlere dağıtacak şeklinde. Tabii. Ve 3-4 ay sürdü, ben o parayı Selimiye'ye gidip payı alıncaya kadar çok sıkıntı çektim. Ondan sonra devamlı büroma geldi giderdi. O parayı aldık, kılarcı yaptık. Bana rahmetli, ben sonra günler sonra bir %10 kestim avukatın ücreti. Önce dedik helal olsun, iyi ki aldın dedi. Benim avrat dedi olsa sana bunu veremezdi. Adam bir hafta sonra ağlayarak geldi. Ya dedi, sen dedi benden niye para aldın dedi. Ya benim gibi bir adam para alınır mı? Dedim senden alın, ondan kimden alacağım dedim. Kaç ay dedim oraya gittim geldim. Mahsuni Barış'ın emeğin takdir eden birisin dedim. Mahsuni tek başına kalsaydı evet, tamam. Çok iyi olurdu. Çünkü kimse Zülfiyar'a dokunmadan da olmuyor da evet, ah bu tabii bizim yüreğimiz gönlümüz niye böyle? Köpekler yesin diyorlar ya. Köpekler yesin. Sevgili izleyenler, söyleşinin bu bölümünü nihayetlendiriyoruz ama daha Yahya Kemal Bayar'dan da isteyeceğiz. Çünkü o da bir soracağı şeyler var. İsim olarak geçmeyenler var fakat sonuçta neyse biz de inat etmeyelim. Acısıyla tatlısıyla birçok isimler var. Onları andık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size, var olun, sağ olun, emeğiniz, bilginiz, yüreğiniz de çok sağ olun. Şükranlarımı sunuyorum. Hatam olmuşsa affola. İyi günler efendim. Sağ olun. Evet.